Şimdi toplumları böyle balon gibi şişirip efendim Araplar bizden nefret ediyor işte efendim bunlar Arapları niye seviyorlar diyenlere dikkat etmek lazım. Onların aslında Araplardan nefretinin çoğunun altında yatan şey İslam nefretidir. Yani onu açıktan söyleyemedikleri için işte Araplar üzerinden Müslüman kardeşliğine, ümmetin birliğine vurmaya çalışırlar. Böyle kılıflar bizde çok kullanılıyor. Yani iki yüzlülük maalesef sağda solda dinli dinsizde bizde çok yaygın bir şey. Yani ve ayıplanan bir şey değil. Boş da konuşulabiliyor, bilmeden de söylenebiliyor. Hiçbir bedeli yok, faturası yok. Cehaletin, iki yüzünün faturası yok bizde maalesef. içinde bulunduğumuz ahlaksızlık böyle bir deniz. Sancak Enerji'nin katkılarıyla hazırlanan Bir de Buradan Bak başlıyor. Bu Orta Doğu kavramı da dilimize, kafamıza işlenen çok yanlış klişelerden birisi. Çok eski bir klişe de değil. Maalesef ülkemizde kavramların, olayların aslını öğrenebilmek için bir 100 yıllık geriye doğru karartılmış, oynanmış dönemi geçip aslına ulaşmak gerekiyor. Hepimizin böyle bir çabası olmalı. Yani dilimizdeki kavramlar öyle, dünyayı algılamamız öyle, kendimizi tanımlamamız, bölgemizi, mekanımızı tanımlamamız. Bunların hepsi gerçekten son bir asır önce kopmuş olan, 100-150 yıl önce hatta kopmuş olan son zincir halkasına gelip yeniden bağlanmayı gerektiriyor. Bu bizim maalesef eğitim sistemimizde bize verilen bir şey değil. O yüzden herkes kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de öyle yaptım. Kendi kendime Osmanlıca öğrendim. Kendi kaynaklarımdan Siyaset bilimiyle ilgili e, klasik kitaplar okumaya çalıştım. Hala öyle yapıyorum. Yani bu bir kere çaba bize ait. Maalesef Türkiye'de bunu veren bir sistem yok. Hala yok. Peki bu Orta Doğu mesela kavramı nasıl? O da onlardan birisi. O da uydurma bir kavram. E, zaten Orta Doğu yani. Abicim neyin ortası, neyin doğusu, kime göre? Demek ki bir de uzak doğu var. O zaman anlıyorsun ki İngiltere'ye göre. Çünkü İngiltere dünyada bugüne kadar işgal etmediği 22 ülke kalmış İngiltere'nin. Yani 22 tanesi bir şekilde kurtulmuş. Geri kalan 150 ülkenin belki tamamını bir gün dahi olsa işgal etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Sadece ülkeler işgal etse iyi ama zihinleri işgal ediyor. Zihinleri işgal etmenin de ilk adımı düşünceyi işgal etmenin kavramları işgal etmektir. Sen bir takım kavramları uydurup e, dolayıma sokarsan insanlar da o kavramı benimseyip kullanmaya başladılarsa ilk golü yemişler demektir. En önemli golü yemişlerdir. E, biz bunu sürekli yapıyoruz maalesef. Yani iki asırdır batıdan gelen uydurulan her kavramı mübarek sanıp peşinden gidiyoruz. Şimdi Orta Doğu kavramı da aslında ilk Amerikanlar tarafından yanlış bilmiyorsan 1860'ta Nearest kavramı İngilizcede de var. Resmi belgede ilk defa galiba orada geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Fakat Middle East yani Orta Doğu kavramı daha çok İngilizlerin kullandığı bir kavram ve bunu ilk kavramlaştıran Sir Mark Sykes diye bir İngiliz istihbarat yüzbaşısı. Bu adam Osmanlı ülkesinde gezmiş. Geçen okudum onun e, hatıralarını. 40 yaşında ölmüş bu adam. Yani genç yaşta bir adamı bakın nasıl kullanıyorlar. E, Arapça biliyor, şu biliyor. Bütün bizim Güneydoğu'yu, Suriyeyi, Irak'ı adam gezmiş. Yani sömürgeleştirecekleri yere daha önceden böyle güya gezgin, efendim misyoner e, gibi insanları göndermişler. O adam Arap ülkelerinin bayraklarını da tasarlayan adam. Yani şu andaki Arap ülkelerinin e, bayraklarında hakim renkler kırmızı, beyaz, yeşildir. bunları oturup adam masa başında. O hicazda ayaklanan Şerif Hüseyin'in bir bayrağı olsun diye İngiliz onlara devlet kurmadan önce onların bayrağını da yapıyor. Şimdi bu gibi şeyleri söyleyince ya işte hocam bu da geçmişte kalmış veya işte bak Araplar da öyleymiş. Öyle de yani sen de daha mı iyiyiz? Yani kendi müziğini yasaklayan, kendi tarihini öğretmeyen, dini eğitimi yasaklayan bir ülke başka bir yer değil. Burası. Yani şunu anlamamız gerekiyor. İngiliz ve Fransızlar özellikle ve daha sonra Ruslar İslam memleketlerini işgal ettiklerinde genelde birbirine benzer politikalar uyguladılar. Onlardan ilk başta olanı ülke isimlerini özellikle Türkçe olan çünkü Osmanlı 500 sene hakim olmuş birçok mevki ismi, makam ismi, mekan ismi Türkçe meslek ismi önce onları yasaklamakla başladılar. Onları güya yerleştirdiler. Buna benzer bir şey hatırlıyor musun? Bize de yapıldı mı? Evet, ya, tabii ki yapılıyor. Türkiye'de de 50 bin tane yer ismi değiştirildi. Bugüne kadar. Cumhuriyetin ilanından 50 bin şehir, kasaba, köy, dağ, ırmak, ova aklına gelen birçok mekan ismi. Ee, aynı şey orada da yapıldı. Mesela Türkiye'de kendi müziğimiz yasaklandı. Okullarda okutulmadı 1970'lere kadar. Düşüyormuşsun. Öyle bir ülkeyi düşünün ya, kendi müziğini radyolarda yasaklıyor, okullarda da öğrettirmiyor. Batı diyor, Batı müziği kardeşim diyor. E peki bu bir tek bize mahsus mu? Hayır. Arap ülkelerine bakın, Ortadoğu ülkelerine bakın, Balkanlara bakın, Orta Asya'ya bakın. Benzeri şeyler orada da yapıldı. Yani Osmanlı ile irtibatı olan her şey yok edildi veya tasfiye edildi. Ders kitapları. Ya bugün çok konuşurlar işte efendim Araplar bize düşman, bize efendim ihanet ettiler bunlar büyük bir İngiliz ve Fransız propagandasıdır. Sadece Araplara uygulanan bir propaganda değil, bize de uygulanmış bir propagandadır, Türkiye'de de. Çok yakın zamana kadar ders kitaplarında, tarihçiler konuşunca, akademisyen kılıklı insanlar konuşunca çok ciddi bir diğer Müslüman kavimlerle ilgili ortak medeniyetimiz, ortak tarihimiz olan insanlarla ilgili Karalayıcı, aşağılayıcı. Sözler kullanırlar. Ee, olmamış şeyleri olmuş gibi anlatırlar. Yani bir İngiliz nasıl anlatıyorsa yalan dolan. Bir Fransız nasıl anlatıyorsa yakın tarihi onlar da aynı şekilde anlatıyor. Ne diyorlar? Araplar arkamızdan hançerledi. Şimdi e, Araplar dediğin kim yani? E, bu Fas'tan başlıyor. Efendim Irak'a kadar gidiyor. Yani hangi Arap? Arabistan isyanını kastediyorsan evet ama çok sınırlı sayıda insan buna katılmış. Yani Arap dediklerinin aslında çoğunlukla bedevi. Onlar da parayla satın alınıyor. Bugün bile aynı. Yani bugün İsrail ordusunda bedeviler var. Filistinleri katleden e, ordunun bir parçasılar. Mutlu, gururlu. Parayı veren düdüğü çalıyor. Ama onlar bedevi. Onlar çölde yaşıyor. Ee, Osmanlı'ya şehirli medeni Araplar tam tersi sahip çıkmışlardır fakat daha sonra Osmanlı yıkıldıktan sonra işgal edildikten İngiltere tarafından e, Arap ülkelerinde de sistemli bir şekilde Osmanlı'dan kalan her şey yavaş yavaş İngilizler ve Fransızların gözetiminde yok edilmeye başlandı Şimdi toplumları böyle balon gibi şişirip efendim Araplar bizden nefret ediyor. İşte efendim bunlar Arapları niye seviyorlar diyenlere dikkat etmek lazım. Onların aslında Araplardan nefretinin çoğunun altında yatan şey İslam nefretidir. Yani onu açıktan söyleyemedikleri için işte Araplar üzerinden Müslüman kardeşliğine, ümmetin birliğine vurmaya çalışırlar. Böyle kılıflar bizde çok kullanılıyor. Yani iki yüzlülük maalesef sağda solda dinli dinsizde bizde çok yaygın bir şey. Yani ve ayıplanan bir şey değil. Boş da konuşulabiliyor, bilmeden de söylenebiliyor. Hiçbir bedeli yok, faturası yok. Cehaletin iki yüzünüz faturası yok bizde. Maalesef içinde bulunduğumuz ahlaksızlık böyle bir deniz. E tabii bunun üzerinden işte Araplar bizi arkamızdan vurdu. Bizim çocukluğumuzdan beri duyduğumuz laf arkadan hançerledi. Hangi Arap? Hangi bölgedekiler? Ne kadarı? Çok çok az. Zaten o isyana katılanlar da bir süre sonra İngiliz mandası haline geldiler. Fransız mandası haline geldiler. İngiliz ve Fransa'nın onayladığı hükümetler ve devletler kuruldu. Yani İslam dünyasında bu İngiliz Fransızların tescil etmediği, onaylamadığı, icazetini almadığı pek bir devlet yok. Sınırları öyle, yönetim tarzları öyle. Başa gelip geçen e, kralı, emiri, bilmem neyi, cumhurbaşkanı, başbakanı, neyse ülkesine göre öyle. Türkiye bundan kendini e, son 40 senede falan 50 senede kurtarabildi. Yani Türkiye'de öyle çok bağımsız değildi. Öyle boşu boşuna konuşmayalım. Mesela işte Bağdat Paktı kuruluyor efendim, Balkan Paktı kuruluyor tek parti döneminde. bunları başarık diye söylerler. Halbuki İngiliz planlarıdır bunlar. Yani Afganistan, Türkiye, İran, daha sonra Pakistan. Bunlarla yapılan bütün bu bölgesel işbirlikleri aslında İngilizlerin ve Amerikalıların e, İslam dünyasında e, güç oluşturmak için kullandığı yapılardır. Öyle efendim, bizim kendi inisiyatifimizle öyle bir şey yok. Tam tersi, Türkiye, Cumhuriyet döneminde asıl güç kaynağı olan alanlardan bile kendini çekti. Hiçbir devlet bunu yapmaz. Bakın devletler milyarlarca dolar veriyorlar. Başka ülkeler üzerinde etki etmek için. Senin hazır, sana bağlı olan, Balkanlardan tutun Orta Asya'ya kadar, Kazan'dan tutun Arabistan'a kadar, yani Osmanlı'nın tabii parçası olan insanlarla, İrtibatı biz 50 sene, 70 sene kestik. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Arap ülkelerine gideceklere pasaport verilmedi. Yani o bağ özellikle koparıldı. iki taraftan da. Çünkü maalesef ikisini de yöneten İngiltere'ydi. E şimdi ders kitaplarına bakıyorsun. Bizde olduğu gibi eğitimde, Arap ülkelerinde de bu sefer Osmanlı'yı kötüleyen şeyler. E peki bizdekiler Osmanlı'yı çok mu övüyordu? <laughs> yani son 50 seneye kadar bizde de kendi nesline kendi atasına, ecdadına, Osmanlı gibi çok büyük bir dünya sistemine hakaret ediliyordu. İşte aynı şey orada da var. O da hakaret ediyor kime? Osmanlı'ya. Demek ki bu mesele Osmanlı'nın tasfiyesi meselesi. İngilizler, Fransa nereye gitseler önce Osmanlı'ya saldıran insanları, o bütünlükten ülkesini çıkarmaya çalışan, görünümü yerli de kafası uşak olan insanları iktidara getiriyorlar. Ders kitaplarında onlar yazıyor. O gibi insanların kurduğu yapılar diyelim ki Türk düşmanlığı yapıyor veya buradakiler Arap düşmanlığı yapıyor aslında aynı oyunun iki yansımasından bahsediyoruz dolayısıyla Orta Doğu dediğimizde işte hep bahsedilen Efendim burası kan yeridir göz savaştan çıkılmıyor bu laflar da mesela boş evet şu anda öyle var savaş dediğin ama işte katliam var diyelim ki Filistin'de. Peki 500 sene İngilizler bu bölgeyi işgal edene kadar 1917'ye kadar 400 sene Ortadoğu'da bir tane savaş yok Osmanlı egemenliğinde. Tam tersi. Ortadoğu dünyanın belki en barışçıl bölgelerinden birisi. Tarihi açıdan bakınca 400 sene. Arkadaşlar 400 sene savaş olmaması ne demek yani bir büyük bir bölgede? Ama biz bunu bilmeyiz. Bilmeyi de zaten istemiyoruz. Kafamızda bir tane cahilce, işimize yarayan bir klişe var. Orta Doğu bataklıktır. Aman Orta Doğu'ya girmeyelim, çıkamayız. Niye? Ee, orayı bataklık ise bataklık haline getiren senin taptığın, uşaklığını yaptığın, gönüllü şakşakçılığını yaptığın batılı ülkeler. Onlar istemez tabii ki. E sen de onların işte gönüllü maşası oluyorsun. Yani şu zihindeki işgale dikkat etmek lazım. Bu gibi aslı astarı olmayan büyük genellemeler aslında iki yüzlü dine aslında yönelteceği suçlamayı Araplar diyerek, şu bu diyerek e, gizlemeler tarihi ve gerçeği e, değiştirmiyor. Bunlara bir son verelim. Öğrendiğimizi net öğrenelim. Doğru öğrenelim. Bakın bu konuda yapılmış e, çalışmalar var. Yani Arap ülkelerindeki ders kitaplarındaki Türk imajıyla e, Türkiye'deki ders kitaplarındaki Arap imajı. Bizde hemen hemen öyle bir şey yok. Çünkü Araplardan bahseden yok. <laughs> yani bizimkiler hiç bahsetmiyor bile. Araplarda bahsediliyor. Önemli bir kısmı kötü bahsediyor. E bunu bahsetme onların da bu konuda eğer Türk karşıtlığı toplumun hepsi de değil yanlış anlaşılmasın. Tam tersi bugün Arap ülkelerinin halkları, toplumları çok büyük oranda Türkiye'yi çok destekleyen insanlar. Hele hele son 30 yılda. Biz evvelini de biliyoruz. Neden? E çünkü Türkiye etkinleştikçe bölgedeki köklerini yeniden keşfedip yeniden bağlandıkça e, dünyada muhatap olan bir ülke, sözü dinlenen bir ülke olmaya devam ettikçe e, oradaki Müslümanlar oh diyorlar ya biz köle gibi uşak gibi bir asırdan beri yönetiliyoruz. Başımızdaki diktatörler, sultanı, emiri, kralı e, zulümle, değnekle böyle de bir gururumuz olsun yani. Türkiye'nin Filistin'de yaptıkları, dünyada masaya yumruğunu vurması, güçlenmesi onları çok gönendiriyor. Onları gururlandırıyor. Ama yönetimleri değil. Şimdi yönetimle halkları ayrıştırmayı bilmemiz lazım. Bugün Arap dünyasındaki istisnasız bütün yönetimler halkla bir irtibatları yok. Nedense İngiltere, Amerika kralları çok seviyorlar. Yani ülkelerin başında kral tutmayı çok seviyorlar. Niye? E çünkü adama talimat veriyor. Adam yapıyor. Bir kişiye veriyorsun yapıyor. E şimdi bu halkın seçtiği bir idare olsa nasıl uğraşacaksın? Bir sonraki seçime kadar ne olacak? Bunlar daha masraflı işler. O yüzden masrafsız seçmişler. Koymuşlar adamları. Onlar da yiyorlar zaten ülkeyi. Halk gariban. Ee, Birçok ülkede. O yüzden kendine zaten yabancı bir devleti adam nasıl benimsesin? Onu açıkça söyleyemiyor ki. Diktatörlük hepsi. O yüzden e, bu gibi genellemeler, işte efendim e, Arap seviciliği bilmem ne, yani bunların kötü niyette söylendiği belli. O gibi genellemeler, tarihi genellemeler de özellikle İngiliz ve Fransa'nın sokuşturduğu şeyler ders kitaplarına, özellikle Arap milliyetçiliği üzerinden, Epeki Türk milliyetçiliği farklı mı? ırkçılığa dönen Türk milliyetçiliği, onlar da Arap düşmanı. Niye acaba bu karşılıklı düşmanlık ne üzerine yani? Olmayan bir şey halbuki. Tamamen bunun üzerine yani İngiltere'nin, Fransa'nın, daha sonra Amerika ve İsrail'in İslam ülkelerinde böl, parçala, yut stratejisinin bir parçası. Onların stratejisi o. Bizim stratejimiz de adam olmak, kendimizi bilmek, mekanımızı bilmek, köklerimizi bilmek, İki tane öyle oradan buradan laf geldi diye onlara uymamak, işin her işin ciddiyetini öğrenmek, aslını öğrenmek bizim vazifemiz değişmiyor gençler. Yalancı dolma yutmaya son verelim. Onun için ama çok bilgili olmamız lazım. Kendimizi bilmemiz lazım. Hiç durmadan öğrenmemiz lazım. Başkaları gelsin öğretsin yok. Maalesef ülkemizde öyle bir sistem yok. Hepimiz kendimiz öğreneceğiz. Gayrete devam, köklerimize bağlanmaya devam ancak böyle yeşeren bir ağaç olabiliriz. Sancak Enerji'nin katkılarıyla hazırlanan Bir de Buradan Bak sona erdi.